Şimdi ikizkenarlıklar verilmiş. Şu parçalar birbirine eşitlenmiş. Bir de bu parçalar birbirine eşitlenmiş. Önce içten başlayabiliriz. Şu an sarıya boya demişkenden başlarsak B ve C açıları birbirine eşit olacak. İkizkenar üçgen olduğu için. Tabii direkt söyleyebiliriz ama ben şöyle Y diyorum. Bu tarafta Y olacak. Üçünün toplamı 180 derece olmalı. Yani şöyle Y artı Y artı 50 eşittir. 180 karşıya atıp çıkaracağınız 2Y eşittir. 130 buradan Y eşittir 65Y'dir. Yani şuradaki açı 65 derece. Şimdi diğer üçgene dönelim. Büyük olan üçgene. Tabii istenen yere de bakalım. A, C, D açısı isteniyor. Şu aradaki küçük parçaya ki bizden istenen de bu küçük parça zaten. Bu küçük parçaya x dersek bizim büyük üçgenimiz ikizkenar üçgen olduğu için şu sarıyı siliyorum artık şurayı. Buradaki açıyla şu an yeşile boyadığım açıyla şu sol taraftaki açı birbirine eşit olmalı. İkizkenar olarak verilmiş çünkü. Burası x artı y ise burası da x artı y olmalı. Şöyle yazabiliriz. X artı y. Üç tane açının toplamı, yani buradaki x artı y, şu açı, buradaki x artı y açısı ve tepedeki 40 derecelik açının toplamı 180 olacak. Yazıyorum onları. X artı y artı şu taraftaki x artı y, bir de tepedeki 40 derece eşittir 180 derece. İki tane x, iki tane de y var. 40'ı karşıya atıp çıkarırsak, 180'den 40'ı çıkarırsak, 140 olur. Şimdi 2'ye bölelim. Hepsi 2'ye bölünüyor çünkü. 2x'i 2'ye bölersek x. 2y'yi bölünce y. Bu tarafı 2'ye bölünce o da 70 yapar. X'in değeri 65'ti. Şey, y'nin değeri 65'ti. O halde x artı 65 eşittir 70. Karşıya atıp çıkarınca bizim x'imiz de 5 derece gelecek. X eşittir 5 derece.